İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programda daha sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Bundan önceki haftalarda Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin Haçlara karşı verdiği yıllar süren o şanlı mücadelelerini anlattık. Rahatsızlıklarını anlattık, kahramanlıklarını anlattık ve sonunda da vefat etmeden önce bazı nasihatlarını oğluna vasiyetlerini anlattık. Ve 1193 senesinde Selahaddin Eyyubi Hazretleri bu dünyadan göçtü dedik. Siz de inşallah ruhuna fatihalar gönderirsiniz. Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin Şam'daki Emeviye Camii'nin hemen yakınında bir türbesi var. Avluya yakın. Hemen türbenin yanında da e, hava şehitlerimizin kabirleri var. E, Vahidettin Han'ın ve ondan sonra vefat eden Hanedan üyelerinin 40'a yakın kabirleri var. Çok hüzünlü bir manzara efendim. Hepsi beraber. Selahattin Eyyubi Hazretleri'nin kabri, sandukası bir türbenin içerisinde. İkinci Abdülhamit Han zamanında iki defa Osmanlı ülkesine gelen Alman İmparatoru 2. Wilhelm bir seyahatinde Kudüs'e gitti, Şam'a gitti. İşte orada çeşitli nutuklar verdi ve Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin kabrine de uğradı efendim. Ki Alman kralı Haçlı seferlerine gelirken Mersin bölgesinde bir ırmağa düşerek ölmesiyle Alman kralın emrindeki Almanların çil yavrusu gibi dağıldıklarını, on binlercesinin öldüğünü bilen bu imparator, o dedelerinin diyelim Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin karşısına çıkıp oradan da mağlubiyet sillesi yemelerini bilmesine rağmen bu kabri ziyaret etti. Bir de mermerden bir sanduka daha yaptırmış efendim. İki sanduka yan yana duruyor. O sandukanın içerisi boş. Alman imparatorunun içinden gelmiş. Ben buna bir sanduka yaptırayım, hediye diyeyim, tarihe mal olsun diye. Aradan 100 seneden fazla zaman geçti, 125-130 sene geçti. Hala sandık orada efendim yolunuz düşerse tabi yani Şam bir sükunet ülkesi haline ne kadar zamanda gelir onu bilemem. Ama böyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım görmemiş olan dinleyicilerimiz için dedim. Selahattin Eyyubi Hazretleri ilme çok değer verirdi. Hep alimleri himaye eder, onları gözetirdi. Onlara imkanlar verirdi. Maddi manevi destekleri olurdu onlara efendim. Zaten ilim çok nazlıdır efendim. Nazlı bir misafir düşünün. Hafif bir yan bakışından alınır, kaçar gider. Nerede kendisine itibar edilirse ilim, o memlekette bu itibar devam ettiği müddetçe kalır. Bir anda insan oradakiler gaflete düşüp de hafif bir hata yaparsa ilim oradan çeker gider efendim. Onun için Müslümanlar ilme çok hürmet ederler. İlim adamlarına çok hürmet ederler. Efendim ben de ilim adamıyım bana da hürmet etsinler deme mi Selahattin İbrahim Hazretleri? İlim adamlarını hep gözetmiş. Tabi bu gözetmeden dolayı da dünyanın birçok yerinden binlerce ilim adamı onun hükümdar olduğu yerlere geldi. Onları gördü, gözetti, medreselere müderrisler yaptı. Şam medreseden geçilmiyor. Halep medreseden geçilmiyor. Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu medreseler de bir numaraya geliyor efendim bu iki şehirde. Sadece onun zamanında onun bu itibar göstermesinden dolayı sadece Şam'da bulunan medreselerde 600'den fazla müderris vardı. Bir medresede bir müderris olur. Yani 600 medrese vardı. Hanefilere ayrı medreseler yaptırırdı Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Şafilere ayrı medrese yaptırırdı gerektiğinde de balikilere ayrı medrese yaptırdı. Sadece bu medreselerdeki 600 müderris fakih olanlardı. Yani fıkıh alimiydi. Fıkıh olmadan tasavvufçu olmak sapıklıktır buyuruyor kitaplar. Efendim ben işte bu tasavvufum falan saçını sakalını uzatmış böyle karma karışık bir halde niye tasavvufla uğraşıyorum ben? Bunlar sahtekarlık efendim. Maalesef sahtekarlık yani. Belki kaba kaçta ama ne yapalım? Onun devrinde doktorlar, edebiyatçılar, şairler, matematikçiler, fen bilginleri, kimyagerler, mimarlar, ve diğer ilimlerde burada saymadığımız ilimlerdeki ilim adamları memleketin imarını en üst seviyeye çıkardılar. Mısır'a sultan olduğu zaman Selahaddin Eyyubi Hazretleri Şafi, Maliki, Hanefi ve Hanbeli'ye göre tedrisat yapan, eğitim yapan medreseleri çoğalttı. Kahire'de, Şam'da, İskenderiye'de şehirlerin bu ilmi hususu bölge merkezi haline geldi efendim. Selahattin İbadetleri emrinde çalışan bilhassa asker kesimi komutanlarıyla ve de devlette çalışan memurlarıyla bir arkadaş gibi samimi konuşurdu. Onlarla dertleşirdi. Onlara rıfk ile muamele ederdi diyor kitaplar. Rıfk, yumuşaklık, yumuşaklık. Allah Teala yumuşak olanlara verdiği şeylerin şeyleri daha doğrusu yumuşak davranmayanlara hiç vermemiştir buyuruyor. Sert olanlara. Arkadaş elindeki imkanların genişlesin mi istiyorsun? Yumuşak ol be ya. Sertlikle ne yapıyorsun sen? Bir şey mi kazanıyorsun? Kazanmıyorsun. Ancak nefsin azıyor. Etrafındakilere üstün olmayı sertlikle kazanmaya çalışıyorsun. Halbuki kazanacağın bütün manevi dereceleri kaybediyorsun. Refikleri allah Teala severim buyuruyor efendim. Evet. Ve Selahattin İyub bu rıfk ile muamele etmesi, yumuşaklıkla muamele etmesinden dolayı etrafındaki görevlere onlar hiçbir şeyi çekinmeden rahat bir şekilde hükümdarlarına söylerlerdi efendim. Öyle olunca da bereket oluyor. Yoksa eğer çekinecek bir durum olsaydı herkes yalan yanlış inanmadığı şeyleri gelip söylerlerdi. Ve hükümdar da bu söylenenlere uymaya kalkarsa yanlış raporla hareket eder ve işleri mağlubiyete dönüşürdü. Onun zamanında yetişen alimlerden İmadüddin el-Katip diyor ki, Sultan ile yani Selahaddin Eyyubi hazretleriyle oturan bir kimse, onunla oturduğunu farkına varmaz, kendisini bir arkadaşıyla oturmuş gibi zannederdi. Arkadaşıyla oturmuş gibi kabul ediyor diyor. Anlayışlı, dinine bağlı, temiz, hataları affeder, kusurları görmezlikten gelir ve kızmazdı. Malum Efendimizin aleyhissalatü vesselam buyurdukları önemli hadis-i şeriflerden birisi. La taktab. Kızma. Kızma, kızma. Kızmak yok. E beni kızdırıyorlar. E kızma kardeşim. Zaten kızdıran olduğunda kızmazsan makbul. Yoksa sen nezaket uğruna evet efendim falan böyle ki herkes kendini nazik zannetsin diye göstermelik olarak yumuşak görürse o öyle fazla bir makbul bir şey değil. Asık suratlı durmazdı. Tebessümü tercih eder efendim. Evet. Bir şey isteyeni selahaten ibadetleri boş çevirmezdi. Aynen Efendimizin aleyhissalatü vesselam yaşayış tarzını birebir benimsemişti. Selahaddin Eyyubi Hazretleri de Efendimiz gibi kendisinde olan bir şeyi isteyene verirdi. Kendisinde bir şey isteyip de kendinde de o şey yoksa, yok demez, susar da efendim. Efendimizin ahlakı birebir böyleydi efendim. Kimseye kaba hareketlerde bulunmazdı. Hep nezaketle hitap ederdi, nezaketle davranırdı. söz verdiği zaman mutlaka el vaadü keddeyn sözü icabınca o sözünü yerine getirmeye çalışırdı. Ama şartlar değişti. O sözünü yerine getirmeye gücü tabi olarak yetmiyorsa o zaman o sözü yerine getiremezdi. Kendisini aşan bir durum olursa Şimdi insanlar o vaat ediyor arkadaşıyla hemen bir şey kararlaştırmışlar filan yerde buluşalım. Yarım saat bir saat sonra gidiyor. Niye? Ya ancak gelebildim toparlanamadım ya falan. Ne desin o arkadaş şimdi sana? Benim sana hakkım mı geçti desin efendim? Onu derken de tabii insanlık icabı biraz sert söylerse bu sefer onun da ona hakkı geçecek. Ya hiç olmazsa Müslüman'ı günaha sokma. Veya söz verirken açık ara söz ver. İşine geliyorsa karşındaki gelir veya gelmez. Abdüllatif El-Badadi de Selahaddin Eyyubi Hazretleri ile ilgili rahmetullah aleyh buyuruyor ki Selahaddin Eyyubi'yi heybetli bir kimse olarak gördüm efendim Allahu Teala'nın yolunda giden insanları etrafı hep heybetli görürmüş. Öyle bir zalimin elinde kılıç ve kılıcından kan damlıyor şeklinde değil. Allahu Teala'nın emirlerini kendine kurtuluş sebebi sayan insanlara Allahu Teala bir heybet halka dermiş öyle bağırıp çağırmayla olan bir heybet değil bu. Sözleri konuştuğu zaman kalplere tesir eder de buyuruyor el Bağdadi Hazretleri. Yanına ilk girdiğim gece meclisini alimlerle dolu gördüm. Bu alimlerin her biri çeşitli ilimlerle konuşuyorlardı. sultanın yakınları onu kendilerine yakınında çalışanlar yani örnek alıyorlardı. İyilikte yarış ediyorlardı. Sultanı Müslüman olsun, kafir olsun herkes çok seviyordu. Onun ölümüyle insanlar büyük bir babayı kaybettiler ölümüne üzülmeyen kimse kalmadı. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh nefsi arzulan hepsini yenmiş olarak saltanat tahtı üzerinde fevkalade güzel idaresiyle bir adalet timsaliydi. Gurur kibirden uzak hiçbir tavrında hatta elbisesi ile bile tebaasından farklı değildi. İnsanlarla aynı seviyede olmaktan hoşlanırdı demek bu efendim. Aa, bir bakıyorsun ki azametinden üstündeki iki tane fırfır şerit gözleri alacak şekilde bundan şeref kazanmak olmaz efendim. Olmaz. Kendi öyle zannediyorsa da bundan ancak kazanılırsa nefret kazanılır. Evet. Herkes bu Elbada Hazretleri buyuruyor. Herkes onun adalet bayrağı altında rahat ve huzur içinde yaşadı. Şefkati o kadar çoktu ki tebası yanında sultan değil bir aile reis. Hani çocuklar baba anne der boynuna sarılır ya efendim ebeveyninin. Sanki o öyle davranır gibilerdi diyor. Vazifesini yerine getirmekte çok gayretliydi. Hata yapanlara karşı da çok merhametliydi, affediciydi. Biz emrimizde çalışan birisi bir hata yaptığında vay bu niye böyle oldu kardeşim? Onu öyle dediğinizde başka bir zamanda yine bir hata işleyince insanlar siz gelmeden oralardan sıvışmak isteyecekler. Yine bir felaket geliyor diyecekler. Halbuki Allah için davranan insanlar başındaki amirini gördüğünde kaçacak delik aramaz onu görmekten daha çok hoşlanır onu görmek ister ona görünmek ister öyle olursa o kimse hayırlı kimse demektir en büyük tehlikelerde mühim işlerle meşgul olduğu sırada bile ihtiyacı olan mazlumların imdadına yetişirdi. Demezdi ki ya şu sıkışık zamanda aman canım siz hele bir durum bakayım yavrum bağırıp çağırmayın falan diyemezdi. Onun işini görmek istedi. Yani herkesin derdini kendi derdinin hep üstünde tutardı. Bir defa Akka şehrinin muhasarasında planları çadırda sermişler ortaya. Harıl harıl çalışıyorlar. Akya Kalesi'de Müslümanlar var. Efendim, dışında Haçlılar var. Onun dışında Selahattin Eyyubi kuvvetleri var. Haçlılar Müslümanları sıktıkça Selahattin Eyyubi Hazretleri de Haçlıları sıkıyor. Çok kritik bir durum yaşanıyor. Kanter içinde herkes, Haber verdiler ki efendim bir yaşlı kadınca sizi görmek istiyor. Peki çağırın gelsin dedi. Kadın derdini anlattı. Bir toprağı, arazisi, evi neyse bir şeyinden dolayı bir yerde bir hakkının kaybolduğuna inanıyor kadın. O hakkının iadesini istiyor. Diyor ki bak kardeşim, ablacığım şu anda çok sıkışık vaziyetteyiz kale içindeki Müslümanlar kan alıyorlar. Yiyecekleri yok, barutları yok. Düşman şiddetli. Biz de onları kurtarmaya bakıyoruz. Çok sıkışığız. Lütfen yarın gel. Bu senin şikayetin aynen senin söylediğin gibi hall olacak. Ama bugün bakın bu kadar binlerce insan harp planı üzerinde çalışıyoruz. Ne olur yarın gel. Kadın baktı şöyle. Madem ki başımıza sultansın, işimizi halle mecbursun. Sultanlık da bunu icap ettirir. Yoksa niye sultan oldun? Dercesine bu sözleri sarf edince Selahattin Eyyubi dedi ki, arkadaşlar bir dakika. Siz çalışmanıza devam edin. Ben şu hanımın işini bir halledeyim. Ve onu orada çözdü, kararını verdi. Çünkü dedi, böyle hakkının zayi olduğuna inanan birisini bekletmek, tehir etmek, belki de bizim bu Akke Kalesi önünde hezimetimize sebep olacaktı. Arkamıza bir beddua bırakmayalım dedi ve onu halletti. Efendim, işte Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin bazı özelliklerini söyledik ama cenaze alayının kuruluşunu söyleyemedik. Onu da söylememiz lazımdı. Süre bitti. İnşallah haftaya programımızı biz Selahattin Eyyubi Hazretleri'ne bereketlendiriyoruz. Güzel şeylerden ne kadar bahsetsek o kadar faziletli doğru ümidindeyiz. Hoşçakalınız efendim. <laughs> İlimden medeniyete